Geçen hafta Birleşmiş Milletler'in genel kurulu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir konuşma gerçekleştirdi ve tabii dünya liderleri gelirken de çeşitli ülkelerle ikili temaslar yapıldı. Sadece işin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değil, savunma veya Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı mesela oradaki fuarda yer aldı. Herkes kendi konularıyla ilgili, gelişmelerle ilgili ortak adımların atılması konusunda çalışmalar gerçekleştirdi. Şimdi oradaki konulardan bir tanesi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman şansölyesiyle bir araya geldi ve masadaki Eurofighter. Şimdi Eurofighter konusunda oradan da mesela söylenenler 20 uçak artı ikinci bir 20'lik paket 40 uçak ve toplam 5 milyar euroluk bir bütçeyle bu uçaklar alternatif olarak Türkiye tarafından bakılıyor. Fakat bu işe hep anlatıyoruz. Taş koyan İngiltere, İtalya, İspanya tamam diyor. Almanya taş koyuyor. Bu konuyu Alman şansölyesiyle konuştu. Bakalım bir ilerleme var mı, olacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İstanbul Air Show sırasında Airbus'un Türkiye Başkanı Simon Worth ile bir toplantı yaptık. Simon'a da Eurofighter konusunu sordum ben, ne durumdayız diye. İhracat izinlerini beklediklerini ifade etti. Now one of the hottest subjects in Turkey is Eurofighter. Yeah. As an Airbus, what is the situation for Turkey for Eurofighter? Airbus helps make the Eurofighter. We're probably the biggest partner of Eurofighter. But the Eurofighter group is split between British, Spanish, German, Italy. So, and the three different companies, Airbus, BA Systems and Leonardo. And the companies have a lead in each country. In this country, it's BA Systems from the UK that has the lead. So it's their responsibility to deal with the customer and get the contract and the aircraft in place. Having said that, Airbus is a big partner. Airbus is a big partner of Turkey. We very much support BA Systems and Leonardo in doing that. And of course, I think everybody's well aware there's been some problems with the export licenses from Europe. We believe that is now on the way to being resolved and hopefully we will have Eurofighters here very quickly. Tabii ihracat izinleri derken bunu ülkeler veriyor. Sonuçta Airbus o uçağı satmaya hazır Türkiye'ye. Bundan da mutluluk duyuyor. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen uçak işletmecisi, yani operasyonlarında kullanıyor. Yerli sistemler, milli sistemler, yazılımı giriyor içine, silahını koyuyor. Bu açıdan Türk Hava Kuvvetleri takip edilmesi gereken önemli bir kuvvet ve istiyor bunu. Fakat tabii ihracat izinleri konusunun çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Onun da belirttiği önümüzdeki günlerde ilginç gelişmelerin olabileceği yönünde bir yorum yaptı. O da işin başka bir tarafı diyelim. Sadece tabii Amerika'ya gidildiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16 konusunda gündeme getirdi. Fakat F-16 ile ilgili olarak buradaki en büyük problem, biliyorsunuz Şubat ayında kongre kararı çıktı. Fakat Şubat ayından sonra bir ilerleme kaydedilemedi. Yani Haziran-Temmuz gibi genel bir anlaşmanın imzalanması beklenirken işte bugün Eylül ayı bitiyor, Ekim'e giriyoruz. Bu anlaşma imzalanamadı. Uçaklar Türkiye'de mi yapılacak, ne yapacak, bu izin çıkmıyor ve Türkiye bu konudaki rahatsızlığını da bildiriyor. Türkiye'nin ödediği yaklaşık F-35'ler için 1.4 milyar dolarlık bir bütçe var. O para da nasıl tahsil edilecek? Bunlar soru işaretlerini korumaya ne yazık ki devam ediyor. Bunlar da işin başka tarafları. Bir de son dönemler içerisinde bir F-35 ve S-400 ikilisiyle ilgili yeni haberler ortaya geldi. Ben Yunan gazetesi tarafından ortaya atılan bu haberi yaptığımda böyle ilginç tepkiler aldık. Şimdi biz gazeteciyiz. Gelişmeleri sizlerle belirtiyoruz ve kaynak veriyoruz size. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nün de şöyle T-70 helikopterini de görelim. Arka planda TUSAŞ tarafından üretilen T-70'imiz olsun. Bu haberleri paylaştığınız zaman, ya niye paylaşıyorsun? Güzel okuyucularım, takipçilerim. Ben gazeteciyim. Haberi paylaşıyorum sizle. Gelişmelere açık olup ne olduğuna bakmak lazım. Yoksa paylaşan hesapların, bunları ortaya atanların benden olduğunu gayet iyi biliyorum. O iddia da şuydu, Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin Amerika tarafından Amerika'ya verilmesi ve bu sistemin İncirlik'te bir Amerikan deposunda tutulmasıyla ilgili. Sonrasında zaten Türkiye'de gerekli tepkiyi verdi
böyle bir şeyin olmayacağını ve bu konuyla ilgili F-35 konusunda geri adım atılmayacağını, yani biz füzeyi verelim de F-35'e geri dönelim gibi bir konunun olmayacağı belirtilmiş oldu. Bunlar da önemli konular.